Haldun Karabudak ve Kubilay Dökmetaş'la İki Elin Sesi başlıyor. Merhabalar sevgili dostlar. Bir haftalık aralığın ardından tekrar can dostumuz Kubilay Dökmetaş'la birlikteyiz. Nasılsın Kubilay? Teşekkür ederim Haldun. Biraz yorgunluk var tabii. Yorgunluğun sebebini de söyle de bari tabii. Ağlamayalım sonra. MYOR1 diye adlandırılan müzik yorumcuları meslek birliklerinin seçimi vardı. Genel kurulu. Genel kurulu vardı. Hep birlikte işte sen de vardın tabii ki. Birçok sevdiğimiz, tanıdığımız dostlarımızla, sanatçı arkadaşlarımızla İstanbul'da yapılan genel kuruluna katıldık. Vazifemizi yaptık ve geldik. Yani sanatçıların sanat eserlerinin korunması adına yapılan bir eylem. Ya tabii ki her konuda ben de nerede olursa olsun, hangi yaşta, hangi görevde olursa olsun mutlaka örgütlenmenin gerekli olduğunu düşünen biriyim. O anlamda da o görev dediğin şeyin altını kalın kalın çizerek hani gittik, gezdik, geldik değil, bir işi yerine getirdik ve daha iyi nasıl yaparızı tartıştık en azından. Tabii tartışmalarda çok düzeysiz olmadı açıkçası. Yani her genel kurul der toplantı olduğu kadar nabızlar yükseldi. Duygusal tepkiler. Ama sonuç itibariyle bir seçim yapıldı demokratik olarak ve Burhan Şeşen yönetimindeki yönetim kurulu yine güven oyu alarak yoluna devam ediyor. Biz de başarılar dilemek. Başarılar diliyoruz biz de. Tabii sadece başarılar dilemekte kalmayacağız. Üstümüze düşen bir şey olduğunda da yapmak üzere. Tabii ki. Görevleri herkes üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirirse sorunlar azalır. Çözülebilir. Herkes kapısının önünü temizlerse evet, mahalle tertemiz olur, tertemiz olur sözünde olduğu gibi. Evet. Peki, şimdi bir türküyle başlayalım. Bir türküyle başlayalım. Gelecek, ne gelecek? Şimdi Kayseri yöresinden Emin Aldemir hocamızın Halil Sapmaz'dan notaya aldığı, derleyip notaya aldığı çok güzel bir türkü var. Bunu önce okuduktan sonra mı sözler üzerine konuşalım yoksa okuyalım. Önce bahsedip sonra mı? Önce okuyalım sonra. Hadi önce okuyalım. Aşağıdan gel, azalır gelin, topla fistanı, toz olur gelin, topla fistanı, toz olur. Kaldırsam peçeni, baksam yüzüne, eller arif olmuş, söz olur gelin, eller arif olmuş, söz olur. Vay beni beni de yaralar beni, gece uyutmuyor sevdalar beni, gece uyutmuyor sevdalar.
Ceda başımda yayılan atlar, yarim yanına varmasın yadım. Mezarım üstünde dikilen otlar sızlıyor her yanım, yar diye diye. Vay beni beni de yaralar beni, gece unutmuyor sevdalar beni. Vay beni gece uyutmuyor sevdalar beni. Evet, bunun bir özellikle ben söyleyeyim yeni öğrendiğim bir şeyi. Bağlantı bölümlerinin olduğunu bilmiyordum ben. Ah beni beni, vay beni beni. Kısa. Evet, TRT notasında bu şekliyle var. 1956 yılında rahmetli Emin Aldemir Hoca derlemiş bu türküyü Kayseri'de. Tabii şimdi buradaki tek bir düzeltilecek tek bir harf var. Kelime bile değil. O nedir? Ama o kadar önemli ki o tek bir harf türkünün anlamını tamamen değiştiriyor. O da şudur. Şimdi notaya baktığınızda aşağıdan gelir hozalı gelin. Yani ben şeydi hozalı derken bir yer adı gibi. Heh, ki gelir değil mi? Akla. Zaralı gelin, evet. Sivaslı gelin, Ankaralı gelin, Hozalı gelin. Hoza diye bir köy. Hoza diye bir köy var, bir yer varmış gibi algılanabilir. Ama buradaki hoza, başında hoza olan ya da koza ya da hoza gelinin başındaki süslerdir. Hani şu şamanların, kızılderili kadınların başında evet. Hayvan tüyleriyle, telekleriyle evet. Süslü püslü böyle başlıklar vardır. Bunlar Anadolu'da, Türkmen coğrafyasında Anadolu kadınlarının gelin olduğundaki gelin başı yapanlar Türkmen coğrafyasında. Ve bu hala bilinir bunlar. Kullanılmayabilir ama hala bilinir. Birçok köyde araştırıldığı da o orijinal başlıklar hala bulunur. Şimdi buradaki yanılgı şu. Hoza gelinin başındaki takılan süslü başlık. Ama burada şimdi... Aşağıdan gelir hozalı gelin. Şimdi sözden gidiyoruz. Topla fistanını toz olur gelin. Evet. Kaldırsam peçeni baksam yüzüne. Kafiyede bir elden sıkıntı arif var. Olmuş söz olur gelin. Şimdi toz olur gelin, söz olur gelin, hozalı gelin. Şimdi kafiye burada bozuluyor. Peki oradaki hozalıyı hozalır yapmak gerekir mi? Evet. Hozalmak Anadolu'da aynı zamanda da kubarmak. Kasılmak. Böbürlenmek. Efendime söyleyeyim. Hatta bizim Sivas ağzıyla cibelmek. 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 Kubarmak, kabarmak. Buradaki hozalma olayı bunu tarif ettiği için aşağıdan gelir hozalır gelin. Topla fistanını. Söz olur gelin. Toz olur gelin. Kaldırsam peçeni baksam yüzüne eller arif olmuş, söz olur gelin. Eller rahatlar. Çok biliyor. Efendim? Evet, demek ki bir harf, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum gibi değil mi? Aynen. Önemli bir bilgi bu. Hani geçmiş programlarımızda yine böyle bir harfle ilgili, atanın çok sevdiği bir türküyle ilgili, kaynak kişiyle ilgili bir açıklama yapmıştık. Ali Şevket Öndesev diye geçer mesela nota içerisinde. Oysa ki o Öndesev değildir. Öndersev. Ama yıllarca bu adam mebusluk yapmış, milletvekilliği yapmış. Google'a girdiğiniz zaman, baktığınız zaman işte bir ilimizde de milletvekili yaptığını teyit ediyor internet tabii ki. Ama orada hiçbir şekilde o milletvekilliği yapan şahsiyetin soyadını
önde sevdiği geçmez. Önderse doğrusu odur ama bazen böyle galat önüne geçebiliyor. Gerçeğin önüne geçebiliyor. O zaman akşam olur karanlığa kalırsın değil mi? Hadi bakalım. Şimdi seni dinleyelim. Akşam olur karanlığa kalırsın, akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Beni koyup yadellere varırsın, beni koyup yadellere varırsın. Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Ötersin yuvan mı yoktur? Bülbül ne ötersin yuvan mı yoktur? Yoksa benim gibi sevdan mı çoktur? Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Saraltın yaptırsam yarın boynuna, saraltın yaptırsam yarın boynuna. Vallah güzellerin düşmanı çoktur. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Vallah güzellerin düşmanı çoktur. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Buradaki bu Puan Dorka ne diyorsun Kubilay? Onu o sonradan okuyucuların yani icracı arkadaşlarımızın kendiliklerinde yaptıkları bir yorumdur diye düşünüyorum. Ha bu Türkiye zarar verir mi vermez mi, yapmalı mı yapmamalı mı, değmeli mi değmemeli mi? Yizsu bunları soruyorsan eğer evet. Halk denen usta bir bakıyorsunuz bir yerdeki bir okumayı çok değerli görüyor. Bir yorumu çok evet. Değerli görüyor ve kabul dönem kabul görüyor ve öyle de devam ediyor. Orada bir duygu yaşanıyor sanki. Rahatlama ya da ne bileyim daha bir sakin. Sonra gelen sözü kuvvetlendiriyor aslında biliyor musun sanki? Nedir onun mesela? Saraltın yaptırsam yarın boynuna. Saraltın yaptırsam yarın boynuna, vallah güzellerin düşmanı çoktur. Oy gelin gel. Böyle bir coşkuya da yol açıyorsan bence yakışmış ya. Bilmiyorum yani. Şimdi yıllar önce rahmetli kalan müziğin rahmetli sahibi Hasan Saltık, nur içine yatsın, devri daim olsun kardeşim, çok da severdim. Dedi ki bir solistimize dedi, kahramanlık türküleri ya da işte Kurtuluş Savaş türkülerinden bir eser okutacağız dedi. Ne önerirsin falan dedi. Dedim ki Hey 15'li öneririm dedim. Ama dedi ya Hey 15'li dedi. Oyun olması gibi. Hareketli böyle falan. Dedim sözlerin ruhuna uygun okunursa niye hareketli olsun dedim. Hey 15'li 15'li Tokat yollar taşlı, 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı.
aslan yarim kız senin adın. Bu şekilde olursa dedim. Hani önce bir hüzün, bir hüznü yaşanmışlık, bir acı, efendim, bir mücadele sırasındaki insanın halet-i ruhiyesinin ardından kazanılan zaferin coşkusunu vurgularsak. Yani burada bir kompozisyon düşündüm. Tabii. Böyle bir şey yok. O zaman şey de anlat bize bunun hikayesini. 15'li 315 mi 915 mi hangi neyi kastediyorlar? Şimdi buradaki istedilen 1315'liler yani eski hicri takvimle konuşacak olursak yani 1899 doğumlular miladi. Ki Muzaffer Sarı Sözen Hoca da nur içinde yazsın. O da 1899 doğumlu ve üstelik de yaşı tutmadığı halde Çanakkale Savaşı'na gidebilmek için yaşını büyüterek abisi Fehmi Sarı Sözen'in yanı sıra o da peşine düşüyor. Tıpkı Aşık Veysel'in hayıflandığı gibi işte görme engelli olduğum için gözlerim görmediği için beni askere götürmediler diye hayıflanıp acışması. Burada aynı şey, aynı olay, aynı duygu Muzaffer Sarı Sözen'de gözleniyor. Yaşım küçük diye ben vatan kurtarmaya gitmeyecek miyim diye sızlanınca annesi Zehra Hanım diyor ki o büyük oğluna, oğlum Fehmi kardeşine sahip çık, cephe gerisinde su taşısın, sakacılık yapsın falan filan bu vaziyette. Yani dolayısıyla Sarı Sözen'in de bu yüzden en sevdiği türkülerden birisidir bu türküde. Burada tabii ki o sırtındaki tüfeğin dipçiği yere değerek, boyu o kadar kısa ki, sırtına aldığı tüfeğin dipçiği yere değer. Çocuklar o kadar ufak. O 15'lilerin üstüne yazılmış bir türkü iken diyorum. Ancak acıyı bal eyleme olgusu vardır Anadolu'da. Acıyı bal eylemek Hasan Hüseyin Korkmaz'ın da böyle bir şiiri vardı. Onu hatırlatır hep bana. Anadolu insanı yeri geldiğinde acıyı bal eylemeyi bilir. Evet. Ve ne yapar? O türküyü alır, efendim, isterse oyun havasına çevirir. Zümrüt'ü anka kuşu gibi üzerindeki külleri savurarak yeniden dirilmeyi de bilir. Halk bunu yapmış ama o zaman şunu ben bir not olarak düşmek isterim. İşte radyodaki Yurttan Sesler Korosu, Kültür Bakanlığı korular. Hiç değilse bunların aslına uygun icra etmeleri gerekiyor değil mi bunları? Halk tamam öyle öğrenmiş, öyle bilmiş. Kim düzeltecek? Bu kurguyu, bu yorumu ortaya koyacak, bu prodüksiyonu diyeyim daha doğrusu. Evet. Burada bir prodüksiyon oluyor. Tabii. Üzerinde çalışıyorsun yani. Tabii. Ne yapıyorsun? Sunumu değiştiriyorsun. Bu birikime sahip olacak ki yapımcı ya da koro şefi ya da prodüktör, herkes senin gibi deneyim diye. Yani bilince sahip olacak. Bunun görevinde bu olduğunu aslında bilecek. Ha, burada itirazlar gelebilir. Aa hayır öyle olur mu canım? Bu türkü aslında şudur, budur. Yani Cemal Reştre konser salonunda 2017 yılında bunun taş plağını çaldım. Hey 15'li. Gramofonda sahnede. Halka döndüm, izleyiciye döndüm. Dedim ya bununla oynuyorlar. Bununla oynanır mı dedim. Hayır itiraz sesleri. Ben de resmen böyle millete döndüm dedim ki size mi soracaktı halk denen usta. Öyle canı istemiştir. O gün öyle acısını yaşamıştır. Bugün de bu şekilde coşkusunu dile getirecektir. Türküler değişebilir ya. Bir tane de şeyden Aşık Veysel'in de savaşa gidemeyişini dert ettiğini dile getirirken işte engeller günü arefesindeyiz. O anlamda da kendi engelleri yetmezmiş gibi önüne binlerce engel koyduğumuz o yurttaşlarımızın da gününü kutluyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde umalım ki daha İnşallah. Engelsiz günlerde yaşayabilsinler. İnşallah. O zaman beni hor görme kardeşim. Evet. Sen altınsın ben tunç muyum?
beni hor görme gari.